Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Türkiye'de bildiğiniz gibi koronavirüs aşısı ile ilgili çok ciddi tartışmalar yaşanıyor ve çok önemli bir kesim, 25 milyona yakın vatandaşımız bu koronavirüs aşısını olmayı reddediyor ve bu aşıdan kuşkulanan, endişelenen, şüphe duyan aynen bizler gibi bu 25 milyon vatandaşımız maalesef dışlanmak, terörize edilmek, aforoz edilmek, vatan haini ilan edilmek gibi bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Bunu her gün basında, medyada görüyoruz. Burada bir takım tespitlerde bulunmak istiyorum. Nedir o tespitler? Örneğin Endonezya örneği. 13 Ocak 2021'de aşı kampanyasını Endonezya başlattı. Bu aşı kampanyasına Endonezya başlayana kadar toplamda 818 bin vaka ve 24.980 ölüm olayı Endonezya'da yaşanmıştı. 24 Temmuz'a gelindiğinde 6-7 aylık yoğun bir aşılamanın sonucunda Endonezya'da 3.239.000 vaka ve 86.800 ölüm sayısına ulaşıldı. Diğer bir ülke Tayland, Mart 2021'de aşı kampanyasına başlamış, şu geçtiğimiz Mart ayında. O güne kadar, pandeminin başından Mart 2021'e kadar Tayland'da toplam hasta sayısı 26 bin, ölüm sayısı 85, sadece 85. Aşı kampanyasından sonra geçen 4 ayda gelinen noktada Tayland'da vaka sayısı 543.361'e fırladı, ölüm sayısı da 4.397'ye fırladı. Aşılamanın yapılmasıyla hem vakalar hem de ölüm sayıları artıyor. Aşı yapılmasını zorunlu hale getirmek, aşı olmayanları toplumdan aforoz etmek isteyenlere, özellikle bilim kuruluna bu rakamları, bu matematik gerçekleri, bu istatistikleri açıklamaları, cevap vermeleri gerektiğini buradan ifade ediyoruz. Yetişkin nüfusunun neredeyse tamamını aşılayan İngiltere'de günlük vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı. İngiltere şimdi yeniden kapatmalar, kısıtlamalar getirmeyi düşünüyor. Bu noktada adımlar atıyor. Bütün bu söylediklerimiz neyi gösteriyor? Aşılama vaka artışını ve ölümleri engellemiyor. Açık bir şekilde bu rakamlardan bunu görüyoruz. Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar. Buna kimsenin karşı çıkma hakkı yoktur. Ancak aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır.